kızım ben iyi değil mi? Oturun. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Annemler gelmiş. İkisi de annem olur buraya. Bunların biri öz annem, biri de annemin adı. Ağzımın tadı. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kızım. İşi gördünüz galiba. Serimi de attınız. Yatın gayrı sorusu. Daha var ama iş. Tandır var. Biber var. Küt var. Küt var. İş bitmedi bizim baba. Yağmur yani çıkamam ki. Yağmur. Küte var daha. Bir aynem var da. Buraya tohum atacağım. Ben de böyle buraya hillendim arkadaşlar. Onu da akşam evimle konuştuk. Evimi de getirdim. İyi oldu. Bu da hazırlanmış mı sen de hoş geldin kızım. Ben değilim ya. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bunlar adı. Ağzıda patates koydum, öyle tadına baksın. İyi, ses paket, sen sevem. Haşla iyi. Hayır, onun iki şey bile. Çok ben de kasayı dünya şeye götürdüm arkadaşlar, bizim dörtlü kasayı. Abim gelin oraya, üzüm kessinler diye. Asmadan. Onun üstünden çıkıp kesiyorlar. Yani. Kestiler ve zamanında kasayı götür, boşaldı dedi. Ha. Onun gereken... büyük motorundan gittiydi. Ben de küçük motorundan gittim sanıyordum. Gereken de annemin yanına uğradım, orada işte oturdum. Bir soğuk şey içtim. Annem kestil yapmış arkadaşlar. Ben onun yanına bir gittim. O da herhalde suyunucu fazla katmış. Nişastayla şekerinin dilimde dönmüyor bazen her zaman emin gibi. Ben de öyle. Ondan şey derim biraz koyulaştıralım bakalım. Ben anneme gittim gidelim. Benim aslanım gelecekti. O da kırmadı. He. Ondan benim büyük motora gitmem motora binemez bugün. Emin bana da gelecekmiş arkadaşlar. Kapımı açıp İnşallah kısmet olursa olurum. Vallahi gideceğim. Babam gidecek. Ben de yavrum süt edeceğim. Boşver. Gezerim gezerim. Gelemem. Zaten gelmiyorsun diye kızıyor izleyicilerimiz. Valla. Gelirim. He. Babam gayrı arabası var. Seni bindirsin gezdirsin. Valla ne yapacaksın? Yıllardır evdesin zaten. Yani şey pikniğe giderken orada götürüm. Orada boğazım için ben gitmeyeyim. Boğazıma gezeceğim. Boğazı koyun açın. Hani boğazda hatta bir şey yok mesela orada. Gelin kızım doğmuşum. Korganın altına oturun orada. Doğmuş hocamın kimse yok. Çayın içen etmeyen yiyin. Kendileri. Kısmı bitir. O da o, namazın kalan korkede o vakit geçer. Hadi ben bekliyorum arkadaşlar. Hadi. Ben bir gidin bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ben de varıyorum o zaman hadi. Hadi gel evet arkadaşlar. Ne ilk Elmas bunun adı? Bu erik pestili olacakmış arkadaşlar. Dün annem gül yapmış. Annem biraz kaynatmış. O da içine ne nişasta atmış ne de şeker atmış olmamış elmasım dedi. Biz de robotta çektik bu şekilde koyulaştı zaten. Nişastasını şekerle ekleyecek. Şekerini de getirin. Arkadaşlar bazıları eriği şeyde kevgirde süzüyor süzekte. Biz öyle yapmıyor. Kabuklar gitmesin. Bunun lezzeti burada zaten. Evet. Sen burada yapmışsın da ben sevdiğim böyle şey. Ben kaç senedir yapıyordum da bu sene yapamadım. Yoruluyorum diye. Eriğim de vardı. Şey demedim. Ayhan ben toplarım da sen yap anne dedi. Onu, evet. Ona uğraşılacak. İki günü orada çoğalır bu. Kısa olmasını bir topladık. Şöyle bütün bütün kalmasın diye nişastaları robottan çekiyor. Bunu soğuk katacaksın nişastasını. Sıcak yaptığınız zaman topak topaklanıyor. Bu soğukmuş. Evet. Akşam yapıyorlar da. Kayısı şeysine, pestiline fazla şeker gitmiyor da erik biraz eşki olduğu için şekerini çok ekleyecek arkadaşlar. Bizimkiler tatlıyı sever. Kuruşa ceviz de mi olacak? Cevizin de üstüne ekledim ben geçen sene. Sarakin hep döküldü. Kaynadıktan sonra tamamen bittikten sonra pestile döndükten sonra içine döküp karıştıralım. Evet. O şekilde dökelim içinde kalsın. Bir hava şekerini de atalım. Şöyle küçük şeyimiz var ama biz ona dökmedik arkadaşlar almaz diye. Ben saymayacağım göz kararı dökeceğim. Gider mi ki? Şurada domates çekirdeği nereden geldi ki? Birçok şekerli mi olsun? Yeter mi? Bilmiyorum anlayın. Yeter mi? He. Az daha dökme. Yeter mi? Hah. Şimdi ceviz olursa tamam. Cevizi piştikten sonra en son ekleyelim. Kararmasın. Şekeri yıkasın, damağında kalmasın. Hı? Şekeri yıkasın, damağında kalmasın. Bak, şey olmuyor. O
kaynakanda karıştırdım. Tabak o zaman tabak. Bak koyununu görüyor musun? Oldu bile. Kaç tane dişi vardı bunun? Yok, dişlerde duruyor. İyi oldu arkadaşlar, birazcık da kaşığıyla karıştıran, bakın hiç şeysi kalmadı. Çömçeyle karıştırdım. Eriklerin hiç kabuğu kalmadı, iyi oldu. Şimdi bunu kaynamaya alalım artık. O zaman ne örelim, kuruşur değil mi? Sobada mı pişirecek? O şey yakacak ya, ocağı. Ocaktan mı pişirecek, tamam. Arkadaşlar babam badem getiririm diye kalktıydı, ben de evden getirecek beylerim. Baktım patır patır dökülüyor. Organik dalından badem. Erdal abi kuyulet pişirdim diyor bak dallarında. Maşallah. Lan bir kuyulet var diyor. Nasıl açılmış? Bak hala ağızları. Ağzı açılanlar iyiymiş. Arkadaşlar Rabbim o kadar güzel ayarlamış ki her şeyi. Vakti zamanı gelince açılıyor, kuruyor. Çiçek açıyor. Şimdi her yere bak. Kabuk bağlıyor. Şurada yok yani. Şu kalıp. Her tarafa sonbahar şişi vurulmuş artık. Yapraklar, şişler kurumaya başlamış. Avallar soldu. Bu sene sanki çabuk yaz geldi gibi oldu. Şiş mi? Kış geliyor. He, yaz çabuk biter gibi oldu sanki. Baba o fırçayla toplayıverelim getir. Hem yaprağını toplamış oluruz. Öyle mi? He. Hem yaprağını toplamış oluruz. Hem de şişlerini, bademleri. Dayı nasip öyleymişti. Annem de pestili pişiriyor burada. Zaptırını atmayayım artık. He taban tutmasın yanık kokar. Bak koyulaşıp geliyor. Benim elimde değilsin. Zaten senin elini bekliyorum. Annem sıdalanmışmış olmadı cıvıdı diye. Şekerinin nişastasını ekleyince koya kuyuleğinin biriydi. Robotta da çekince kıvamı geldi. Elini sevdi. İyi bir. Havan biliyorum biz de yine de teyzen gelsin öyle dendi. Biberlerin kızardı değil mi gayrı? Kızarıyor he. Toz biber istiyordu takipçilerimiz. Ben de Leyla teyzeniz yapsın da satsın. Benim bu sene yapmadım yok dedim. He. Ya, hiç daha şey etmedik. Ya, birisi ben de istemişim. Ardını unuttum da. Ebe sen avarın da iyi mi? Ben yordum yiyordum. Bitirdin mi sen? Kuyumun suyu çekildilmesi, şişmedi de bu ne oluyor? Baba ben yapayım mı istersen? Yine de yiyeceğin çıkmıştır ya. Alın mı? Bunların içinde yok. Tamam. Şunları mı alın? Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Nasıl badem olmuş maşallah. Bu ondan büyüdü, bunu kastalanmış. Bu badem şiyken de yerken çok güzel oluyor. Tazeken de iyi oluyor. He ben onu çok seviyorum. Bundan çok seviyorum biliyor musun onu? Annemin biberlerine bakın arkadaşlar. Ana. Yatırmışlar. Bale bura iyiymişmiş anne bu biberin. Anne çıtlığın yok mu? Şurada azıcık kalmış. Demirin olduğu yerde. Yeden ekimcim olmadı bile. Bu da benim sana verdiğim maydanoz tohumu mu? Evet, onu da kediler yaptırmış. İyiydi maydanozun biliyor musun? O da gelen bile de çok güzel değil. He. Bütün koyun onları. Şiitseydin, kesseydin de dolaba atıverseydin. Onu büyüsem var ya. Tazecik sudan doğrarak değil de. Büyümüşmüş ama bir daha tazeleşirdi. He. Kapınızın önünde. Daha ben azıcık pırasa koydum. Azıcık çıtlık, ekşi otu. Oradan
Aksaray'da bir iyi gidiyor. Bakın oturuyor çocuklarından. Hey, İbrahim acıktık dedik mi saat 10-11 şeysinde. Tüpümüz de pek yok ya. Baldan tatlı gidiyor. Yufkaya da sulayacak. Yufkamız yok, yaptıracak. Sulayım da götür gider seni. 2-3 sula da alım. Bitsin etmeyelim seni. He, ben bu sene çok... Var, he, aldım ebe. Yarım torba yaptıracağım. Çok yaptırmayacağım da. 2,5 bin liraya yapıyorlarmış. Bir tane özlü un al oradan. Bundan kalsın sana iki kere çöre ederim onu ben. Tamam. Kondurcana doldu ki. He. Senin bak, sanki çok hayrın var. Bu kadar bademimiz oldu arkadaşlar. Şunlar helal boş baba. Boş arkadaşlar. Onlar açılmamış baksana. Şunlar işte şunlar almıyorum bak. He alıyorum. Nasıl irileşmiş ya maşallah. Suluyorsunuz ya devamlı. Ondan. Eteğe mi toplayayım? Sonra da ona dökelim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun adı ne? Pestil mi? He, erik pestili. Erik pestili. Giden sene İlkay demişim. Elmas yapmışmış. Elmas yapmışmış. Hoşuma gittiydi. Kilo. Benimki eriydi arkadaşlar. Ne eriydi? Can eriği mi? Yok yok. Kara erikler oluyor ya. Bu da kara eriydi. Bu da kara erik. Bu da kara erik. Sarı değil elmas. Bu da kara. Ona sade erik mi vardı ya anne? Onu da anladı. Bu da aynı onun gibi. Ha doğru o zaman. Yetli etliydi. Bir tık şöyle kalın mı oldu ki? Kalın olsun. He, kalın yiyor daha. Ama giş kurur. Kurursun ne olacak sanki? Elmasım yok mu? Kuzulenir o zaman da baba. Ne mi? Kuzulenir mi? Ne mi? Kuruyacak mı bu? He canım. Nerede kuruyacak? Burada. Burada güneşte. Bir şey mi? Şey bağları. Arkadaşlar bir rüzgar çıktı bir de tava. Aldı gitti yağlı kağıtlar topladık geldik. Aa burada işte. Elmas burada şey var. Bebeği bilir. Bunun yağlı kağıdı küçük olmuş Elmas. Baba yağlı kağıdın küçüğümüş. Allah Allah. İşi deliler. Genel ismi burada aldı buradan da böyle. Değil mi? Yukarı aldı ağzı getir oradan. Bir kalır. Kesiyor da gidiyor. Aç kapağını aç elmasım ilk gitti. Değil mi? Ben de içine toz dolmasın diye. Olarsaydı. Öyle yapınca kalmaz ki daha o zaman kaç tane de lazım. Olacak he. Nereye olacak he? İşte ben ne yap. Sinirlerine de yiyelim. Senin hızı var ya. Sinimiz dolu. Bazıları şey yapıyor arkadaşlar, tepsinin sininin üstüne azıcık su değdiriyor. Hiç yağlı kağıt sermiyor ama o kakar mı kakmaz mı bilmiyorum. Belki o da kakar. Su değdirince. Bir de bazı arkadaşlar bazen oraya çıkıyor, bazen elmasın kafayı çekiyor. Nereye vurursun? Kafayı çeksen buraya çıkmıyor o zaman da. Telefonda güneşten ısınıyor. Bir tane kaşık getirsin anne sana zahmet. Şöyle şeydim, eşit yayamıyorum. Kepçeyle. Demir kaşık diyor ama. Şuna yapadır o zaman. He ona yapın boş durma. Bu da tepsi büyük ondan şey yiyecek küçük gibi gelmiş buna. Al elmasın. Dur bir dakika. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım o zaman. He. Konuşacak inşallah. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar ben bir sene ceviz üstüne yaptım o da cevizler hep sararkene döküldü. Böyle içine atınca dökülmüyor. Kaynayıp evet, kalıyor. Daha mı yürüyor? Böyle daha güzel. Baksana hep içinde. Ha şöyle olacak. Şu biraz kalın oldu. Evet. Onu babam çiğken yesin. Kurumazsa. Değil mi? Evet. Bizim telefon geldi yine. Bakalım bari. Evet arkadaşlar elmas. Elmasın yemeği hemen hazırlar. Elması görürsünüz maşallah. Arkadaşlar ben anneme tasıklı zamanda dedim. Anne şey bir şey de batacağım ilk de. Gelip gittikçe közler yedik diye ben de istedim böyle ağzımın ha. Şey elmasın biz telefonla doluyduk. İlkay şey yapacaktı yani. İlkay bacım götürmüş şey yapacağım şakşuka. Şakşuka mı onun adı? He. He. Yoruyor senin annem. Bana bu etten tatlı arkadaşlar. Bana tavuk kızartması yapsın babam bundan.
Bu ondan tatlı bana. He, bak. Bir de kuru soğan. Oh. Deme keyfini. Ebem de zaten benim kafada. Dedim de keyfini. Onda ateş var hanım. Çıtay bir getirsen mi? Kız gibi sanki. Getir. Ben getiririm mi? Yok ben getiririm. Şuradan alırım. Testerimiz de yarım kaldı. Arkadaşlar bütün kâra al geldiler. Bütün kâra gittim. Yok olmuş. İki tane, üç tane markete baktım. Şunun aynısı. Şunu aldım diye. Aynı. Bu da aynı. Bu da yeni getirmiş toptancı. Aynı mal bak. Aynı kutular. Birinde 25 lira, birinde 20 lira. Bakkallar da çeşit. Şunu dün 25 aldım. Bu önde bu sordum. Aynı mı diye. O da 20 lira dedi. Bak hemen inmiş bir günde. O da kazanıyor, o da kazanıyor. Demek ki o 10 lira kazanıyor, o da 5 lira kazanıyor. Öteye kazanıyor. Hangi lan? İştah getiriyorum bari. Getir, tahta dinlerden bir kıralım bari. Yıkır. Toma mı, toma? Sana yaptıracağım hatta. Toma mı? Ben gelirim diyor işte. Tomayım. Yürü bari, mağazına bir de bilsin. Bana acı biber aldı, elmas bu. Vallahi demek o kadar biberin içinde hiç mi acıyor? Şuna bak, cıkla zehirim diyor. Ha, bunlar acı, senin dumuru vermiş, 3 tane burada. He buldum yolda. Bunlar. Yolda bunlar acı. Baksana belli acı oldu. Onlar acı. Onlar soğandan işte. Bana ama demek o kadar biber de yok mu diyorum ben? Var var da. Benim stillerliklerim de yok. Elmas onlarda. O hep kaba. O onu dengeler diyorum ben de sana. İnşallah. Elmas gayrı bu o 5 kilo bana aldıracak. O biberi alacak. Elmas yemeği acı olsun diyorum biberim. İyi tatlı isteyen de var anacığım. Tatlı da tatlı doğrarak. Geçen bir tane izleyicimiz yazmış bana 2 kilo acı 3 kilo tatlı diye. Bak. İyi senin bu yerin içinde tatlı olmaz ki o zaman. Hep acı diye satacaksın. Ona ama, ayrı edeceğim da. Torbasına ayrı edeceğim kuzum. Onu açtırmadan uğraşacaksın. Ama bilemem bunun içinde acı çıkar ya. Çıkar. Onu ayrı ekeceksin. Bu da gözüm olsun diyorum. Bunun içinde kaç çeşit biber var ya. Koyalım mı Elmas? Ne diyorsun? Koyacak da neye koyacak? Oraya mı koyacak? He. Sinirleri getirin mi? Suhra'ya mı diyeceksin? Sihra'yı boşlu ya. Suhra'ya serecek epe bunların üstüne dökecek gibi. Naylon sufran var ya mavi. He. Ondan. Dur, Elmas siniye döksene daha iyi olur. Siniyenin tozmaz olduğunu alın mesela böyle bir şey ettiğinde. Ama kakar mı ki baba altını sulandırsak da ne mi? Sinirden niye kalmasın? Kağıdını ne yapacaksın? Sinir sinir kağıt koyacaksın diyorum ben. Kağıda koyacağım diyor. Ha. Mesela 4 parça koyacağım sinir üstüne. He. Kaş kapa diyorsun ona göre. Sinir sana iyi olur. Siniye getir anacığım. Sana büyük sineği yani. Getir böyle 3-4 tane kağıt olsun. Buradan daha bir sürü dünyanın testini çıkar. Sen de al birini götür. Gel birini, ciğer tamam. Birini. Daha o kuruyacak. Ne mi? Ya ne kadar kuruyacak? 2 günde anca kurur. Esas mı onu? Valla. Güneşte kuruyacak o da. Serçe gibi yani. He. Ben hemen şey gibi yapıyorlar da. Tatlı yapıyorlar da böyle bir de. Ne tatlısı ona diyorlar. Ona da şey cevizli badem. He. Ona pekmezle yapıyorlar. Böyle donduruyorlar şeyin içinde, ipin içinde. O da onu her azıcık daha koy baba kıvamı. Çünkü batırıp çıkardılar mı hemen şey şeklini alıyor. Bu biraz cıvık ona bakarak da. Alın mı annesini? O zaman gülümüzü yiyirken konuşalım arkadaşlar. Şey pestil dökecek ya şeye. Pestilimiz varmış daha. Pestilimiz nerede olacak ona bakacağım. Evet arkadaşlar şeyler olmadı. Ne onun adı? Tepsilerden olmadı. Çok geldi tepsilere. Kağıt da aldım geldim. Şimdi üstüne seriyorlar. Ne o adı? Dikilinin üstüne. Devlet kusuyu elmasında yetişirdi. Yavrularımı hemen yetişiyorlar. Pekmezime. Ne bunun adı elmasın? Pestil. Pestilime yetiştiler. Allah bin kere razı olsun. Bunların yavruları da bunlara yetişsin. Amin. Benim pestilerim var. Allah'a. Bekmezime yetiştiler. Pestilerim. Şu oradan tut da işin gelmez. Oradan tut şu kağıdın ucundan. Ablalar da geldi. Şiir kokusuna, tatlının. Bu gece öyle kaba olsa ne olur? O zaman kufleniyor baba. Değil mi? Vurmuyor değil mi? Onu da denedim. Kupleniyor, niye kupleniyorsa. Alanda öyle yiysek de öyle tatlı gibi yiysek kaşına. Yaş oldu ondan ya. He? Olmaz mı? Pudik gibi ne mi olur? Valla. Ya neyse bir daha yağlı kağıt almaya gideceğim. Yok canım yeter ya git Elmas. Alanda diyor tabağa koyalım da pudik gibi yiyelim diyor. İçinde nasıl olsa şey ceviz. O da erik içinde şeker de var.
Belki şeye koyunca orada da donar baba bu kaselerde. Değil mi? Pudik gibi he. He. Burada donunca orada donmaz mı? Donar belki. Biber de kuruyorsun arkadaşlar. Biber de nar gibi kızarmış. Allah nasip ederse daha nar çok da. İki üç gün sonra bir daha toplayacak. Hiç bunlar kızarmaya başlamış bayağı. Elma sebebim ben çil otuzu mide değişirim diyor. Ana o süründükçe. Abam ne diyor arkadaşlar? Siz beni çağırın da ben onu araya gireyim diyor. Sen bunu baba bunun araya girdin var ya böyle oyana oyana yatırın ki tarafa. Evet annem nerede dişlerini sıkacak sen biber düşürürken he. Kılıyor diye. Ölüyor diye mi kıyamıyor işte ölecek diye. Arkadaşlar emeğe veriyor bizim İç Anadolu bölgesi böyle. Tam bir döle oturup biberini yiyeceğin vakit bir soğuk geliyor. Ondan sonra bir yıl talaz geliyor. Soğuk alıp koyup gidiyor. Ondan sonra emeğiniz boşa atıyor. Bir diye sütün parası, çapaladığın, suladığın su boşa gidiyor. Esrak. Gidemem ben. Her şey var. Yine daha vakit güzel. İnşallah bir şey olmuyor. He canım. Bakın mı ona dikkat edelim. Ona mı? Ha bu ya onunkini. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bunlar devamsız. Tamam Elma. Bir kan sor mübarek diyorsun ya akşamdan kalmış bereketlenmiş. Yok ince ince ondan şitmiyor. İnce. Artırmıyor. Evet sevgili takipçilerimiz Pembe ablamı da görüyorsunuz. Hoş geldiler sefalar getirdiler. Pembe ablam diyor ki Yüksel abimin dürümünde gözüm kalıyordu diyor. Bugün bir de sen dürüm Pembe ablam. Biz havu yemeye dedik mercimek yemeğine. Abim bu ne mi diye soruyor. Bilememiş yazık. Sen yapar mı? Biz hiç pişirdik yani. Bunlar geldiğinde pişirdik yani. Başka yemek pişirmedim biz de sorarlar da. He. Biz de kara şimşek diyorlar. Biz de kara şimşek diyorlar bunlar. He he demircide de kara şimşek diyorlar Pembe abla. Bir gün ben gelin gittim kayınvalidemle demirciliği ya onlar. Ben de Gülpınarlıyım. Anne dedim havu pişirelim mi dedim. O da havu ne yavrum dedi. Mercimeğine dedim yapılır, salça konur. Onun adı kara şimşek dedi o da bana. Askerde buna kara şimşek dedi. Buraya bakın da fotoğrafınızı alın. Bizim orada da derler kara tamam. Şimşek diye. Abim bak bizim gibi çıtlık yiyor. O da çıtlık biliyor musun Pembe abla? Ekme çıtlık. Hadi gel. O zaman afiyet olsun bizlere. Tamam. Ebeminle biz kuru soğan yiyecek arkadaşlar. Hadi ebem doğrasına bir bakın. Bunun içine böyle bunu koyun böyle nasıl yiyoruz böyle türünün içine. Gördük. Gel bugün. Başta çiti de ebem. Ne? İnce de ince ince kıyıyor. Pamuk elleriyle. Ebemin ellerinde de çekmemiş elimiz. Ben kocam benim ellerim bekliyorum. Bileklerinden en bakalım maşallah yaşına göre nasıl iyi. Kocam adım ağır. Gel ağır. Benim gözüm yok ki go değil. Benim gene ağır deme o bana diyemez. Hadi afiyet olsun o zaman. Gel, 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 gel.